Hürriyet, Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu, İhalar, Sihalar konusunda kime söz verdi? Seçim günü yaklaştıkça Kılıçdaroğlu dilinin altındaki baklayı çıkarmaya başladı. İhaları, Sihaları hedef aldı. Seçime giderken muhalefet liderinin Kandili, PKK'yı hedef alması beklenirdi. Kılıçdaroğlu'nun kendisi lehine kampanya yürüten Cemil Bayık'a, Duran Kalkan'a, Bese Hozat'a, Murat Karayılan'a ''Siz teröristsiniz, siz terör örgütü liderisiniz, sizin elinizde şehitlerimizin kanı var, ben demokratik bir mücadele veriyorum, benim mücadelemi kirletmeyin, benim terör örgütünün desteğine ihtiyacım yok.'' demesi beklenirdi. Kan dili değil, bayrakları. Kılıçdaroğlu kan dili değil, İHA'ları, sihaları hedef aldı. Dünyanın bütün rejimlerinde Savunma sanayisi mutlaka devletle beraber yürümek zorundadır. Eğer siz sadece özel sektöre verirseniz, diyelim ki arkadaşımız İHA'yı yapıyor. Bu da Türkiye için büyük bir risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı Amerikalılara ya da Katar'lara sattı. Olmaz dedi. Savunma şirketi Kemal Bey güya devletten geliyor ama belli ki devleti bilmiyor. Savunma sanayisiyle ilgili şirket kurduğunuzda faaliyete geçebilmesi için Sanayi Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı heyetleri şirket merkezinde inceleme yapıyor. İthalat ve ihracat işlemi yapabilmek için Milli Savunma Bakanlığı'nın onayıyla savunma sanayi milli güvenlik makamı tarafından gizlilik dereceli kişi güvenlik belgesi alınması zorunlu. Ama o yetmiyor. Bir de tesis güvenlik belgesi ve NATO tesis güvenlik belgesi alınması gerekiyor. Yabancılarla ilgili düzenleme Daha önce yabancıların Türkiye'de savunma sanayisi şirketlerini almasına ya da ortak olmasına izin verilmiyormuş. Bizim şirketlerimizin yurt dışındaki ortaklıkları nedeniyle bu konuda düzenleme yapılmış ama yabancı bir ortak aldığınızda da o kişi ya da kişilerin kişi güvenlik belgesi alması gerekiyor. Yabancı ortağın ülkesinden kişi güvenlik belgesi isteniyor ama yetmez. Milli güvenliği ilgilendirdiği için ürettiğiniz silahlarla ilgili olarak denetlenirsiniz. Yurt dışına ihracat yapacağınız zaman Milli Savunma Bakanlığı'ndan onay almak zorundasınız. Bu işin resmi yönü. Ayrıca Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar firmamızı kimseye satmayız diyerek o kapıyı kapattı. İhracatımız artıyor. Dünyanın gündeminde Türkiye var. İHA'ları, SİHA'ları, Milli Muharip Uçağı, insansız Savaş Uçağı, Kızıl Elması, Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'su, Atak Helikopteri, Atmaca ve Tayfun füzeleriyle savunma sanayinde dünyanın ilgisini çekmiş durumda. Savunma sanayisinde yerlilik oranı %80'e, İhracatımız 4.3 milyar dolara ulaştı. Bu yılki hedef 6 milyar dolar. Dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku salıyoruz. Kılıçdaroğlu neden rahatsız? Kılıçdaroğlu bundan niye rahatsız oluyor? Hatırlarsanız daha önce Ali Babacan İHA'lara, SİHA'lara dokunacağız demişti. O zaman Bayraktar'dan PKK rahatsız. Çünkü terör örgütüne nefes aldırmıyorlar. Bayraktar'dan Karabağ Savaşı'ndaki rolü nedeniyle Ermenistan rahatsız, Libya'daki katkısı nedeniyle Hafter rahatsız, bir de 15 Temmuz darbe girişiminin mimarlarından Rubin rahatsız. Onları anladım da Ali Babacan neden rahatsız oluyor diye sormuştum. Rubin hedef göstermişti. Burada Türkiye'de darbe kışkırtıcılığı yapan Michael Rubin'in ne işi var diyeceksiniz. Ali Babacan ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce Rubin, Amerikan Kongresi'ne Türk İHA ve SİHA'larını hedef göstermişti. Söz mü verdi? Şimdi sıra Kılıçdaroğlu'na geldi. Kılıçdaroğlu bunu sırf muhalefet olsun diye mi söylüyor? Hayır. Irak ve Suriye tezkeresine red oyu kullanıp bir daha bu tezkerelerin uzatılmayacağı sözünü veren Kılıçdaroğlu, PKK'ya ve Amerikalı silah şirketlerine söz mü verdi? Çünkü İHA'lardan ve SİHA'lardan sadece PKK ve Amerika rahatsız. Provokasyon mu yapacaklar? İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlarla ilgili olarak Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef göstermişti. Sonunda iş, yan taraftaki bir inşaatta hırsız bekçi kovalaması çıktı. CHP İstanbul İl Merkezi'nin önünde silahla ateş açıldı. Failler yakalandı. Biri tutuklandı. Failler, TikTok çekmek için havaya ateş açtıklarını, orada CHP il başkanlığının bulunduğundan bile haberlerinin olmadığını söylediler. İyi Parti ve CHP il başkanlıklarıyla ilgili olaylar aydınlatıldı. Ciddi bir provokasyon engellenmiş oldu. Ataşehir CHP'ye saldırı. Dünse CHP'nin Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki temsilciliğine silahlı saldırı düzenlendiği haberiyle güne başladık. Parti flamaları kesilmiş camlara yazı yazılmış, üç el ateş açılmış. Cama yazı yazanlar bir de adres bırakmış. AK Parti yazmışlar. Bu kadar acemilik olmaz. İstanbul Valiliği bir motosikletteki iki kişinin havaya ateş açarak uzaklaştığını, olay yerinde 3 adet kuru sıkı kovanı bulunduğunu ve 8 kişinin arandığını açıkladı. Muhalefet susurluyor algısı. Kuru sıkı tabanca olsun, hırsız bekçi kovalaması yaşansın, TikTok çekenler havaya ateş atsın. Ne olduğu önemli değil. Algı böyle oluşturulur. Çoğu zaman algılar olguların önüne geçer. Belli ki bir yapı seçimlere dönük bir provokasyon peşinde. Muhalefetin kaybedeceğini görüp seçim sonuçlarını şaibeli hale getirmek için bir çabanın içinde. Aman dikkat. O nedenle birileri seçim gecesine dönük bir hesap içinde olabilir. Birileri Muhalefet silahla susturuldu algısını yaratıp milleti sokağa dökmenin hesabını yapabilir. Seçim gecesine dönük provokasyon hazırlığı içinde olanlar varsa onlara fırsat vermeyelim. FETÖ kasetleri devrede. Seçim yaklaşıyor ya. FETÖ'nün arşivi yeniden açıldı. FETÖ'nün montaj kasetleri servis edilmeye başlandı. Çünkü FETÖ'nün bildiği tek şey var. O da kirli tezgahlar kurup şantaj montaj kasetlerle insanları tehdit etmek bu iş iyice iğrenç bir hale aldı millet bu feto kumpaslarına prim vermiyor ama işin ilginç bir tarafı var geçmişte feto kasetlerinin mağduru olanlar feto kasetleriyle hayatları kararanlar şimdi feto kasetlerine umut bağlamış durumdalar kriminal bir tip konuşur da bu iktidar devrilir mi diye bekliyorlar fetönün kasetlerine umut bağlamak Mafya sözcülerinden medet ummak ne kadar acı değil mi?